Hepsinin teker teker hesabına soracağız. Teşekkürler Sayın Çevik. Ee, Turan Bey, kara para cenneti mi oldu Türkiye? Böyle diyebilir miyiz gerçekten? <laughs> ne yazık ki o yolda Türkiye. Önce bu mafya lideriyle ilgili bir değerlendirme yapayım Tabii, isterseniz. Buyurun. Kırmızı bültenle aranma konusunu biz çok hafife alıyoruz. Bu çok Hı. ciddi bir konu. Kırmızı <laughs> bültenle aranan birisi 8 yıl bir ülkede yaşayabiliyorsa o ülkenin sisteminde çok ciddi bir hata vardır. Ve Barış Bey altını çizdi. Bu isimler devletten destek almasa, korunmasa ve kollanmasa varlığını sürdüremezler. Mümkün değil. Eğer devletin haberi yoksa o daha da vahim. Yani kırmızı bültenle aranan bir isimden devletin hı. haberi yoksa o daha da vahim. Aranmakla kırmızı bültenle aranmak arasında ne fark var? Çok büyük bir fark var. Şöyle fark var. Ben kırmızı bültenle aranmış birisiyim. Tamam. 12 yıl dünyada bir terörist olarak kırmızı bültenle arandım ben. Sebebi de AKP iktidarıdır. Ta Türkiye'den Lyon'a kadar, Interpol'a kadar güvenlik görevlerini, savcıları, hakimleri gönderdiler benim için kırmızı bülten çıkartmak adına. Londra'ya gönderdiler ve ben 12 yıl dünya genelinde AKP iktidarının talebiyle kırmızı bültenle aranan bir isimim. Ergenekon. Evet, dağında. evet. İngiliz hükümetine bildirdim, Fransa'ya bildirdim, dosyalarımı gönderdim. Onlar problem yok, sen orada güvenli bir şekilde yaşa, bu siyasi bir davadır dediler. Fakat sonra başıma ne geldi? 12. yılın sonunda dava düştükten sonra ben bir vesileyle Sırbistan'a gittim. Sırbistan'a girdim, ilk girişimde daha etrafımda 50 tane uzun namlulu silahlı özel güvenlik görevlileri, polisler... ...sen kırmızı bültenle aranıyormuşsun diye beni aldılar karakola götürdüler saatlerce sorgulamalar sürdü bu kadar ciddi bir konudur İstanbul'da bir mafya lideri bir sırp mafya lideri 8 yıl yaşıyorsa elini kolunu sallaya sallaya bunun arkasında mutlaka ve mutlaka koruyan güvenlik bürokrasisi vardır bu olmadan mümkün değil Peki Türkiye kara para cenneti mi oluyor maalesef o yolda Mafya nereye gider? Kara para nereye gider? Bir güvenli olduğu yere gider. 2 suçu rahat işleyebileceği yere gider. Rahat operasyon yapabileceği, rahat hareket edebileceği, rahat dolaşabileceği yere gider. Üç, rahat para kazanabileceği yere gider. Türkiye maalesef bu insanlar için bir cennet haline geldi. Bakın geçtiğimiz aylarda İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ortak bir operasyon yaptılar. Ve Avrupa mafyasının aralarında kripto anlaştığı sistemi çözdüler ve 2500 kişi yakalandı. Şimdi bundan sonra korkarım artık Avrupa onlar için korkulu bir alan, <laughs> güvenli hareket edemeyecekleri bir alan daha çok Türkiye'ye gelmeye başlayacaklar. Yıllar önce biz Türk mafyasının Avrupa'da varlığına tanık oluyorduk. Hep okuduk, gördük haberlerde yıllardır. Fakat artık Avrupa mafyasının, Balkan mafyasının, Azeri mafyasının, Rus mafyasının Türkiye'de cirit attığına tanık oluyoruz. Bu... Sadece burada kara paranın olması değil, aynı zamanda çocuklarımızın istikbalini büyük ölçüde riske eden çok ciddi bir problemdir. Ben birçok programda söyledim, sizin programınızda da söyledim. Birkaç cümleyle aslında uyuşturucu rotasıyla ilgili de izninizle bir şey paylaşmak Tabii istiyorum. Bakın Latin Amerika kokainin kaynağıdır. Hı hı. Tarih boyu böyle olmuştur. İnka medeniyetinden beri kokainin kaynağı Latin Amerika'dır. Ve kokain pahalı bir uyuşturucudur. Kokain rotası zaman zaman değişir. Ama maalesef son yıllarda Türkiye önemli bir kokain rotası haline geldi. Kokain nasıl giriyor? Zaman zaman haberlerde tanık olduk. Sedat Peker'in ifadeleriyle bir takım şeyler ifşa edildi. Konteynerlarla, gemilerle gelen ve gümrükten giren kokain. Ve bunun önemli bir kısmı körfez ülkelerine, zengin Arap ülkelerine gidiyor. Çünkü çok pahalı. Fakat bir kısmı son kullanıcı olarak Türkiye'de de kalıyor. Türkiye'nin şu anda asıl riskli olduğu konu metamfetamin. 2016 yılında Afganistan'da ilk kez efedra bitkisi bulundu. Her yerde, Afganistan'ın dağında, tepesinde, deresinde metan, e, efedra bitkisi var. Ve bunları çok basit, çok ucuz bir takım kimyasal işlemlerle e, harekete geçirerek bundan e, metanfetamin elde ediyorlar. Hı hı. Bakın yüz binlerce Afganlı genç asker Türkiye'ye girdi. Bunların sırtlarında kristal metanfetamin çok yoğun bir şekilde girdi ve girdikleri yerde van sınırıdır. İran üzerinden geldiler ve van sınırından girdiler. Yakalanmamaları için bir başka yol daha buldular. İlk işlem Afganistan'da yapılıyor. Kimyasallarla karıştırılıyor. Kimyasal adı altında bulunması son derece zor, denetlenmesi zor. Kamyonlarla Türkiye'ye geliyor, tankerlerle Türkiye'ye geliyor. Çok basit laboratuvarlarda kristal haline getiriliyor. Ve şu anda metamfetamin tüketimi, buna bağlı suç oranı, buna bağlı ıı, terapiler ve tedaviler, buna bağlı ıı, sorunlar giderek artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rakamlarında da var. Ve bu Türkiye'nin gerçekten önemli bir baş belası, gençlerimizi tehdit eden çok ciddi bir sorun. Hala bu konuya politik gözle bakan iktidar son derece yanlış adımlar atıyor. Bunu ciddiye alması lazım. Bununla ilgili kalıcı tedbirler alması lazım. Sınırların korunması önemli. İstihbarat önemli. Diplomatik çalışmalar önemli. Sınır komşusu ülkelerle beraber çalışabilmek önemli. Türkiye'deki aileleri, insanları eğitmek önemli. Ona buna çemkirmekle efendim e, torbacıların bacaklarını kırın falan demekle devlet idare olmaz. Süleyman Soylu kendine dikkat etsin. Ve bu konuyu da dikkate alsın. Onun bunun ayağını kırmakla, ona buna çemkirmekle, bağırmakla, çağırmakla bu iş çözülmez. Önce şöyle bir e, albümünü, fotoğraf albümünü bir gözden geçirsin. Ondan sonra otursun vazifesini ciddiyetle yapsın. Yoksa Türkiye çok önemli bir risk altında. Teşekkür ediyorum. Birazdan Londra'daki e, adrese de gideceğiz sizinle birlikte. Turan Bey, Kemal Bey dedi ki, kara para... E, kara para sahibini getirir dedi Doğru. Şimdi e, Sayın Çömez Kara para nereye gider onu anlattı Sahibini de getirir kısmını Sizinle konuşalım tabii. Yani Türkiye'de e, kar, Sadece kara para değil Aynı zamanda kara paracılar da var demek Bu öyle değil mi? Tabii ki tabii. Önce iyi akşamlar diliyorum Sağ olun. Zonguldak'ta yine bir iş cinayeti diyelim Kaza Maalesef. diyelim Adına ne dersek diyelim Kim neyi tercih ederse onu söylesin ee, yaşadık geçmiş olsun diyorum oradaki yurttaşlarımıza en kısa sürede sağlıklarına şifaya kavuşmalarını temenni ediyorum Öf, İpek Hanım buradan e, tüm kamuoyuna net bir mesaj vereceğim sayın genel başkanımızı lütfen dikkatle izlesinler bugüne kadar ne kadar dikkatle izlemişleri bilmiyorum ama bugünden sonra çok daha dikkatli izlesinler çünkü biz gerçekten Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde bedeli neyse ödeyerek bedeline tümüyle kadrolarımızla katlanmayı göze alarak bugüne kadar romanlarda okuduğumuz belki bize yabancı zannettiğimiz kirli gri bir alana Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetik kimliğindeki mücadeleci kimliğimizde girdik. Ve asla geri adım atmayacağız. Bugüne kadar ekonomiyi konuşuyoruz, adaleti konuşuyoruz, sosyolojik yapımızı konuşuyoruz. Birçok konuyu konuşuyoruz. Az önce söylediğim gibi Güney Amerika ülkelerindeki romanlara konu olmuş. Ya da Afganistan'da bir yazarın Yeşil adı altında yazmış olduğu kitaba konu olmuş. Bir yandan özgürlüklerin yok edildiği, diğer yandan insanların uyuşturulduğu bir dünyayı roman gibi yaşamayacağız. Ülkemizin gerçeği budur. Üzülerek söylüyorum. Canım yanarak söylüyor. Türkiye bir yandan itibarsızlaştırılmış. Bu kara para sahiplerinin bu ülkeye transfer edilmesinin bir süreci var. Bir yandan itibarsızlandırılmış, bir yandan özgürlüklerimiz elimizden alınmış, diğer yandan ekonomimiz peşkeş çekilmiş. Aslında çırılçıplak hale getirilmiş bir şekilde yaşıyoruz. Ama buradan da kimsenin gözü korkmasın. On binlerce, yüz binlerce evladımız bu uyuşturucu belasının pençesi altında. Biliyoruz işte on yaşındaki çocuğa kadar indi deniliyor. Klasik olarak söylenen bu. Yakın tarihte yapılmış bir başka tespit. İstanbul'un kanalizasyonlarında yapılan bir inceleme. Öngördüğümüzün onlarca, yüzlerce, binlerce katı uyuşturucunun kullanıldığını gösteriyor. Sayın Bakan'ın o 300 çeteydi, 200 çeteydi şu kadar uyuşturucuya el koyduk falan dediği yerin ötesinde bir felaketle karşı karşıyayız. Gençlerimizin ciğerleri sökülüyor. Gelecekleri mahvoluyor. Ve biz kuşakları feda ediyoruz şu anda. Siyasetçi olarak bizim birinci görevimiz bu halkın huzuruna ve sağlığına sahip çıkmak olmalı. Bu anayasanın, bu anayasanın, bu anayasanın Beşinci maddesi toplumun huzur ve refahından bahsediyor devletin görevi olarak. 42. maddesinde de gençlerin uyuşturucu dahil olmak üzere her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutulması gerektiğinden bahsediliyor. Ama Türkiye öyle bir psikozun içinde ki gençleri bundan uzak tutabilmek için gençlere gelecek vaat edecek bir hikayenizin olması gerekiyor. Gençlerimiz o kadar kolay bu tuzağın içerisine düşüyorlar ki çünkü önlerinde bir gelecek yok, umut yok karamsar bir tablonun içindeler ve Türkiye Türkiye bu iktidar döneminde önemli ölçüde acze düşmüş olduğundan dolayı da az önce Barış kardeşimizin de söylediği gibi artık transit geçilen uyuşturucunun transit geçtiği bir ülke değil. Uyuşturucunun merkezi, pazarı haline getirilmiş. Artık bu saatten sonra da bu iktidarın çözebileceği bir şey olduğunu düşünmek saflık olur. Gaflet olur. Beklememek lazım. Çünkü kural 1 uyuşturucu